evlisi varmış otobüsün. Evet. O zaman bu insanlar, bu yangın, alevler tamamen sarmadan önce haliyle insansın, can havliyle kendini dışarı atmak istersin. Acaba evet. kapılar kilitli kalmış olabilir mi? Yani yangınla birlikte algılama sisteminde ne bileyim komut verilememiş olabilir mi kapıya? Tabii bu da bir olasılık, ancak dediğim gibi şimdi bu olayı büyük bir ihtimalle teknik konularda uzman bir heyet inceleyecektir. Tabii burada önemli olan bu inceleme sonunda oluşacak raporun da hayata geçmesi önemli. Yani biz de biliyorsunuz teknik ekip bu araştırmayı yapar, ondan sonra raporlarda kaza nedeni ve işte olay nedeni olarak kayıtlara geçer, ama sonrası önemli. Yani buradan bir ders çıkartılmalı. Dediğiniz gibi kapılar elektronik sistemlerle de çalıştığını düşünürsek ve burada sanki aracın içinde bir yakıt alevi gibi bir anda ilerlemiş gibi gözüküyor. Çünkü motor bölümündeki bir yerde bir koku hissedersiniz. Hı hı. Ama otobüsün gidiş istikametine doğru kokuyu almak da zorlaşabilir. Çünkü motor bölümü biliyorsunuz en arka tarafta. Evet. Yardımcı sürücü gerçek sürücünün yanında. Yani biraz bu kokuyu almamış olabilirler. Ama dediğim gibi sürücüler mesela, bakın buna bir örnek vereyim. Daha önce de yine İstanbul'da böyle bir alev alan bir otobüsün şoförü tabii o panik haliyle otobüsü bariyerlere o kadar çok yanaştırdı ki yol güvenliğini sağlayan bariyerlere, insanlar oradan inemedi. Yani bir sürü olumsuzluklar arka arkaya gelince zaten bu tür can kayıpları gerçekleşiyor. Aslında bu tür can kayıplarının yaşanmaması için dediğiniz önlemlerin de bir bakıma önlemin ötesinde bir zorunluluk haline gelmesi gerekiyor. Yani söylediğim sistem, bakın insan hayatından daha değerli bir sistem değil. Ama ilk önce aracın teknik şartlarına uygun yakıt kullanmalı, zamanında bakımları yapılmalı ve buna ek olarak da hem motor bölümünde hem yolcu kabini bölümünde mutlaka iki ayrı sistem olmalı ki aracı kabini bu şekilde yangın o zaman alevler sarmaz. Çünkü bu şeylerin, yangın söndürücülerin özellikleri vardır, gaz olanı vardır. Dolayısıyla en uygun, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bunların yapılması lazım. Bunlar çünkü öyle dediğim gibi çok pahalı sistemler değil. Bir insan hayatından karşılaştıramazsınız değerini. Elbette ki. Ethem Bey,